Önce Robert Erwin Howard'dan bahsedelim istiyorsan. Conan'ın yaratıcısı. Bahsedelim. 1906 yılında doğmuş. 11 Haziran 1936'da maalesef intihar etmiş abimiz. Annesinin ölümüne dayanamamış. Annesiyle çok bağ varmış. Bir sürü aslında karakterler yaratmış. Kul'u da o kendisi yaratmış. Var ya Barbar Kul. Ondan sonra Solomon Kane onun. Ve Conan da kendisinin. Daha sonra kendisi öldükten sonra şey olarak devam ediyor. Biliyorsun öykü olarak devam ediyor. Yani kitap olarak devam ediyor ki 70 yılına kadar. 70 yılında Marvel editörleri Stanley ve Roy Thomas Conan'ı çizgi roman olarak yayınlıyorlar. Ve Conan the Barbarian serisi biz çizgi roman okurlarına geliyor. Fakat şöyle bir şey var abi. İlk film 1930'larda Blood and Ice diye bir Conan filmi yapmak istiyorlar. Hatta filmle ilgili sahneler çiziliyor. Hani ama o film maalesef çizilen sahneler ve senaryo ile rafa kalkıyor. O 30'lardan beri konuşulmuyor. Sen ne düşünüyorsun şu ana kadar Conan için? Var mı söylemek istediğin? Vallahi şu ana kadar Conan için söyleyeceğim pek bir şey yok. Ben Conan'ı biliyorsun seviyorum. Çizgi romanları özellikle Marvel yıllarında çıkan o vahşi Conan serileri gayet iyi, sağlam. Burada da defalarca tanıtıp olmuyor bu sorunu. Conan'ı ama son zamanlarda tabii böyle pek de hak ettiği yeri yani bulamadı. Oradan oraya habire atıp atıp duruyorlar Conan'ı. Şimdi de Titan Comics'ten çıkacak mesela çizgi romanı. Ama mesela film olarak ne yazık ki Conan'a şey yapamadı. En belirgin filmi Conan'ın şu ana kadar bizim bildiğimiz Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Conan. Onda da ikincisi mesela kötü oldu. Conan Destroyer dedim ya, bu hani Conan'ın çekilemeyen filmi. Ben bilmiyordum mesela. Bu deyip şey Blu-ray setini alınca bunun içinde bir tane kitapçık var. Bu kitapçığın içinde yazıyor Conan'ın çekilemeyen filmi diye mesela. Burada amcam anlatmış hep bu kitabın içinde. Şey diyor, bu Conan'ın birinci filmi yapıldıktan sonra tutuyor ama yapım firması istenilen parayı elde edemediği için diyor ki ikinci filmi diyor daha böyle sığ yapacağız, daha böyle komik yapacağız. Çok fazla içine şiddet koymayacağız, cinsellik koymayacağız. Hani bu şekilde Conan'ı daha iyi böyle herkese hitap eden bir şekilde yapıp daha fazla izleyici çekelim diyor. Ama onun öncesinde Conan 1 bittikten sonra Conan'ın o zamanlar bu çizgi roman yazarları Gary Conway ile Roy Thomas, bunlar hali hazırda Conan'ın bu ikinci filminin hikayesini yazıyorlar. Hikayenin ismi de Conan Hırsızlar Kralı. Ama gel gelelim işte o dönem E.T.'ler falan çıkınca, tavan yapınca onların hep şeyleri, yapım firması diyor ki Conan'ı diyorlar hani ikinci filmini yumuşatalım. Yumuşatınca da yumuşuyor. Budur yani. Ben mesela hani ilginç geldi bana, anladın mı? Yani adam mesela ne güzel her şeyi hazırlamış yapmış. Hatta onun üstünde de Conan'ın birinci şeyi de yönetmeni de mesela onu da diskalifiye ediyorlar. Çünkü o diyor ki ben diyor hani Conan'ı çekersem gene böyle vahşi çekeceğim diyor. Onlar diyor ki hayır, o zaman diyor ben işi bırakıyorum. Gidiyorlar bir tane işte öyle piyon yönetmen oluyorlar. Aslında bakacak olursan biraz He-Man'in hikayesine benziyor işte. Ondan sonra zaten yapım şirketi falan değişiyor. Conan'ın böyle Superman yine 4 gibi tam böyle hani 3. sınıf bir iş çıkartıyorlar ki zaten biliyorsun Conan 2 berbat. Yani gene izlettiriyor ama mesela o hani şeyler falan çok berbattı. Hani canavarın tipi falan hani bizim bu şeyi andırıyordu biraz. Dünyayı neyi kurtaran adamdaki şeylere benziyordu yani. Tüylü yaratıklara falan. Yani. Çizgi romanına hakim değilim. Size göre çizgi romandaki havayı film serisinde verebilirler mi? İlk filmde bence verdiler. Sen ne düşünüyorsun abi ilk filmde? Neden bahsediyor? Conan'dan mı? Conan'dan. Conan'ın tabii canım. İlk filminde bu şeyde ilk Conan the Barbarian filminde bunda mesela şey yaptılar. Bunda o havayı bayağı veriyorlar. Yani aynı şey zaten. Bu İlki Savage Sword of Conan şeyi gibi, çizgi film, çizgi romanı gibi. İçindeki hikaye falan gayet iyiydi. Kan da vardı, yani, can da vardı, aşk da vardı, seks de vardı. Yani Conan'a dair her şey vardı. Ha, Arnold'un oyunculuğu gene tabii tartışılır. Ama Arnold görünüş olarak gene Conan'a giriyordu yani. Şimdi benim bu vereceğim bilgiler Turgut kardeşimi, Turgut Özalp'ten aldığım bilgiler Conan'la alakalı. Biliyorsun kendisi Arnold'un hayranı, Conan'ın da hayranı. Şimdi Conan rolü için İlk başta 1977 yılında araştırıyorlar Conan'ı kim oynar diye. Charles Bronson'a gidiyorlar. Charles Bronson oynar mı diye Charles Bronson düşünülüyor.
Fakat Charles Bronson olmuyor. Daha sonra Sylvester Stallone'yı düşünüyorlar. Acaba olur mu olmaz mı diye. Hatta Conan 20. yüzyılda diye bir çizgi romanı var Conan'ın What If serisinde. Ya biliyorum bunu. Orada insanlar Conan'ı görüyorlar, şey diyorlar, bu Arnold Schwarzenegger mi Sylvester Stallone mi diye bir orada bir şey var. Bölüm var o çizgi romanda. Tabii daha sonra rol Arnold'a gidiyor ama Arnold yapım şirketiyle, özellikle yapımcıyla ilk başta bir sıkıntı yaşıyor. Hatta yapımcı ilk gördüğünde bu mu ya Conan'ı çekecek, şişmansın sen falan diyor. Yapımcı Arnold'u istemiyor. Daha sonra yani Conan'ı hakikaten Arnold'dan başka oynayacak adam yok. Bugün de yok bence yani o şeyle rol Arnold'a gidiyor. Tabii Arnold Schwarzenegger'in de ilk önemli rolü. Yani Arnold aslında bu role hazırlanabilmek için abi 10 kilodan fazla veriyor. Hatta o şey şöyle bir şey oluyor. 10 kilo verdikten sonra öyle bir form tutuyor ki tekrardan vücut geliştirme yarışmalarına giriyor. 75'te ara verdiği vücut geliştirme yarışmalarına 78 yılında tekrardan giriyor. Saçını gerçekten uzatmış bu arada Conan abimiz o film için. İkinci filmde mesela evet, saçları kısaltmış ama he, ilk filmde oynatmış. Hatta 78'den 84'e kadar diyordu Turgut. Önemli bir rolünün olmamasının sebebi hakikaten Arnold'un uzun saçlı olması. Onun dışında bu yapım ekibi filmi yapmadan evvel Oliver Stone bir Conan filmi yapmak istiyor. Ama kıyamet sonrası bir Conan filmi yapmak istiyor. Conan'ın böyle zombilerle savaştığı falan böyle Mad Max tarzı bir film yapmak istiyor. Tabii onu da beceremiyorlar. Fakat abi Arnold'la biraz problemler yaşıyorlar. İşte dediğim gibi kilo problemi. Kilo problemi olduğu için ve vücut en iyi Arnold'da olduğu için dublör de kullanamıyor. Hı hı. Conan neredeyse parmağını kaybediyor çekimlerde. Öyle mesela köpekleri kovaladığı bir sahne var. O sahne de gerçekmiş hakikaten. Conan ya Arnold yaralanmış orada. Ya böyle şeyler yaşıyorlar. Yani filmin çekimleri de aslında bir belgeseli hak ediyor. İlk filmi evet, çekimleri. Ya burada şeyin içinde bir sürü şeyler zaten gösteriyorlar hep çekim arkası. O dediğim bazı şeyleri de gördüm. Dediğin gibi hani kimin oynayacağını falan filan onları hep anlatıyorlar. Kimlere gittiklerini falan. Oliver Stone zaten gene bu filmin birincisinde şey olarak var. Filmin zannedersem yazarlar arasında yer alıyor. Evet. Oliver Stone çekmek istiyor ilk başta, sonra olmuyor falan gidiyor. Yani güzel mesela. Sen de biliyorsun bu ilk filmde mesela bütün o mekanlar falan hep gerçek mekanlar. Zaten o zamanlar CGI bir şey yok. O zaten en güzel etkileyici tarafı. Hani geçen sefer dedim ya adamlar o görselleri falan o zamanlar ne güzel yapmışlar. Bütün o tepeler olsun, mekanlar olsun, işte o kadar insan, o kostümler falan gayet gerçekçi duruyor. Ama işte devamı gelmiyor moruk. Yani bir kere yapıyorlar. Ondan sonra yani devamında şey yok yani adamlar şey olmuyor işte ne bileyim ben. Bir türlü tutturamıyorlar. Öyle zaten üçleme olup da hani böyle çok çok güzel diyebileceğim türden benim bildiğim bir şey var. Geleceğe Dönüş filmi var. Ha bir de Rocky'ler var. Rocky'de de mesela hani 5'ten sonra o da mantarladı yani. Sonrasında çıkan Rocky Balboa, o Creed'ler, Meat'ler yok yani. O Rocky'lerin ilk baştaki havasını vermiyor. Ama nedense dediğim gibi tutturamadılar. Mesela Conan'ı keşke götürebilselerdi biraz daha. Şöyle 2-3. Ama ikincisinin tutmamasının çok büyük etkisi var bence. Kesinlikle. Ben çocukken izlemiştim. İlk mesela çocukken birden korkmuştum ben ama yani 4'e 5'e gidiyordum herhalde ilk izlediğimde. Korkmuştum ben. O cinler minler böyle uyurken sarıyor yani o zaman. İşte çocukluk. Bu ülkede yaşıyoruz. O şeyle folklorla büyüdüğümüz için korkmuştum. 2'yi çok beğenmiştim. Ama yıllar sonra hani büyüyüp de hani film izlemeye başladığım zaman 2'yi hiç beğenmemiştim. Bu ne demiştim? Ben nasıl beğendim bu filmi demiştim. 1'in hayranı olmuştum. 1 hakikaten çok iyi abi. 1 çok ama iyi. Hakikaten o zamana göre yapılmış bence çok güzel. İkinin şey tarafı ne biliyor musun? Hande şu fotoğraf acı. Bu ikinin fotoğrafıydı. Bu gerçekten çok tam böyle Conan'ı yansıtan böyle şey unutulmayan bir fotoğrafı mesela bu. Evet. Gerçi şey de ilkinde böyle hafif bir çizgi roman zaten havası var bu kapakta. Hani evet, kesinlikle onu anlamıyorsun. Ama bu hakikaten Conan filmiydi. Yani bunun içinde işte abla olsun diğerleri olsun çok iyiydi. İki de aslında güzel. Yani ikide de tamam Conan'ı yumuşatmışlar falan ama hani görsel olarak iki de güzel. Ta ki işte o en sonunda o amca hani boynuzlu canavar falan o hakikaten yani çok üçüncü sınıf berbat bir iş bir görsel yani görsel olarak çok kötü. Ama onun dışında onda da mesela mekanlar iyi, tipleri iyi, kılık kıyafetleri iyi. Conan'ı mesela en azından donlu halde görüyoruz. Mesela ilkinde Conan donlu değil. Genelde hep altında şey var, şalvar gibi pantolon var. Üstünde evet, hemen, yani çok fazla böyle şey değil üstüde. Genelde hani üstte üzerinde de bir şey var. İkincisinde aslında yarı çıplak ama gel gelelim hikaye kötüydü abi. Ya herifler bir dediğin gibi tam, daha da batırmışlar. Bir dediğin gibi tam çizgi roman film mesela. O bir cadı doğuyor hikayesi var mesela. Conan'ı böyle bir şeye gelirler, haça gelirler. Akbaba gelir, akbaba yıldırarak öldürür mesela. O
sahneler birinci filmde var hani çizgi romanla. Aynen. Birebir aynı. Koymuşlar. Evet. Onun dışında çok oyuncu dublörü yokmuş filmde. Ve bu Subutay diye bir karakter vardı orada. Yan karakterler. Conan 1'de. O rolü Jackie Chan'a götürmek istemişler. Jackie Chan'a sen oyna demişler. Fakat Jackie Chan başrol olmadı hiçbir projede. Olmadığı için o rolü kabul etmemiş abi adam. Ben demiş başrol oynarım. O yüzden kabul etmemiş. O boss savaşı çok kısa sürüyor ya. Oldu bittiye getirmişler diyor. Herhalde ikinci filmden bahsediyor. Yoksa ilk filmin finalinde bir kafa kesme sahnesi var. Zaten abi o bambaşka bir şey. Yani o yılan... Mesela onlar hiç yok ki mesela. İkinci filmde öyle şeyleri görmüyoruz. Ya aslında filmi bir de şimdi çocuklara bir de şey bakmak lazım. Şimdi Conan dediğin zaman normal bir adam Conan izlemez. Hani biraz çocuksu ruhu olması lazım. Bunu da çocuklar izleyecek. Ona göre yapalım kafasıyla yaptılar herhalde. Mantalitesiyle yaptılar. Ama uymuyor yani. Havasına uymuyor abi. Conan'ın havasına uymuyor. Yani şimdi Conan gibi bir karaktere sen kalkıp da öyle hani Avengers muavilisi yaparsan olmaz o iş abi. Ya Avengers demişken onu geçen senelerde biliyorsun. Marvel'de Avengers'ın arasına koydular yani. Savage Avengers diye bir hikaye. Evet. Ne kadar saçma, ne kadar terbiyesiz diyeceğim yani. Bu kadar acayip yani diyor musun? Nasıl kan kafayla yapıyorsun abi onu? Conan'ı gittiler Venom'la yan yana koydular ya. Deli midirler nedirler ya? Ya çok merak ediyorum harbiden yani o Savage Avengers'ı okuyup da ulan ne kadar güzel bir hikayemiş diyen var mı acaba çok merak ediyorum. Hani bakmadım hiç burada da mesela yorumlarını o çizgi romanı okuyanların ama yani çok saçma sapan böyle abidik gubidik şeyler yapıyorlar abi. Hangi kafayla yaratıyorlar bunları anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Sen okudun mu abi onu? Yok abi. Hayır ya. Ben aldım okudum. Türkiye'de çıktı o. Abi çok kötü hikaye. Türkçesi çıktı mı onun? Çıktı. Türkiye'de çıktı. Seveceğiz. Bir yıl çıktı zaten. Çok kötüydü yani.